aslında genel bir operasyondu. İşte biz o zaman öğrenciydim, ben okuyordum. Liseyi yarı yılını, son yarı yılını bitirmeden alındım. Zaten lisede bitmişti. Öğrenciydim o sırada. Politik nedenlerle alındım. Bir 3-4 günlük gözaltı süresinden sonra Antep hapishanesine, haç tipine konuldum. Özellikle bu son 4 yıllık süreçte, işte darbe sürecinden sonraki süreçte ciddi bir ne diyelim, hukukun işletilmediği dönemler yaşanabildi. Cezası bitmiş olan kişilerin, bireylerin, mahkumların, mahpusların işte cezalarının uzatılması süreci var. İdare Gözlem Kurulu diye bir kurul kuruldu, biliyorsunuz, bu yasayla birlikte. Bütün iyi hal düzenlemeleri bu kurula bağlandı. Bu kurul işte senin bütün geçmiş durumlarını muhasebe ederek bir yerde iyi hal düzenlemesi veriyor. Fakat bunu yaparken adeta yeniden yargılama süreci işletiyor. Yani seni cezan bittikten sonra yeniden yargılıyor. Benim normalde tahliye tarihim 21 Haziran idi. Psikososyal yardım servisi planında örneğin işte aktif veya bağımsız odalarda kalma gibi bir durum söz konusu değil. Bu hukuki bir durum değil. Yani hukuken böyle bir şey yok. Hukuk senden bunu talep etmiyor. Yönetmelikler, tüzükler bunu talep etmiyor. Fakat orada benden bu talep edildi. Halihazırda Adana F tipi cezaevinde özellikle siyasi mahkumlar hastaneye çıkamamaktadır. Mahkemeye çıkamamaktadır. Ayakları olmayan, çeşitli bedensel engelli diyebileceğimiz durumları olan bireyler hastaneye çıkamıyorlar. Çeşitli kronik rahatsızlıklar olanlar hastaneye çıkamıyorlar. Bu hali hazırda ciddi bir müdahale gerektiren, yani gerek kamuoyunun, gerek insan hakları örgütlerinin, sivil toplum örgütlerinin ciddi bir müdahalesini gerektiren çok önemli bir konu. İşte şartlı tahliye makamı gereği işte mahkumların diyelim ki bazı aktivitelere katılmaları gerekiyor. Şimdi bu aktiviteler idare tarafından sınırlandırılıyor. Şimdi sınırlandırıldığı için de şartlı tahliyesi gelen herhangi bir birey bu aktivitelere katılmamış olmaktan dolayı iyi hali olamıyor. Hasta tutukların hastaneye çıkamıyor olmaları, tedavilerini düzenli bir şekilde yapamıyor olmaları, ilaçlarını kendilerine endeksli ilaçların gelemiyor olması temel sorunların başında geliyor. Hasta mahkumlar gün gün daha fazla hastalanıyor ve daha fazla ne yazık ki hayati tehlike oluşturacak noktaya gidiyor. Yani cezaevinde bireyi en fazla ayakta tutan husus ciddi anlamda eğitsel çaba içerisinde giriyor olması. Yani denebilir ki ne, eğer kişi kendisini ayakta tutmak istiyorsa birinci yoldaşı, birinci arkadaşı yanındaki birey ise ikincisi kitaplardır. Yani bu noktada işte bireyin ayakta kalmasını sağlayan en temel olgu kendisini sürekli geliştiriyor olmasıdır. 18 yaşındaydım ben cezaevine girdiğimde. Sanki işte 18 yaşında çıkmışım gibi, aynı süreci belli bir aralık olmakla birlikte devam ediyormuşum gibi bir hissiyat oluşuyor. Ciddi bir tecrit, izolasyon durumu hakim. Bu dışarıya da yansıyor, içeriye de yansıyor. Yani cezaevlerini bir yerde şöyle tanımlayabiliriz. Siyasi havanın mahremi. Yani denendiği temel yer. Her şey orada deneniyor ve yaygınlaştırılıyor. O anlamda mesela düzelmenin bir yerde de cezaevinde başlaması gerekiyor.